Değerli izleyenler merhaba. Bugün sağlık rehberinde hamilelerde ve bebeklerde ağız bakımının nasıl olması gerektiğini konuşacağız. Konuğumuz diş hekimi Arzu Atadinç Somay. Sorularınız için 0224 211 1075'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Arzu Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birçok hastalıkta aslında çok öncesinden önlem almamız gerekiyor evet. Ki bugün konuşacağımız ağız bakımında da bu şekilde olması gerekiyor. Bunları konuşacağız bugün ama anne adayları ilk olarak nelere dikkat etmeli ağız bakımında? Şimdi hamilelik biliyorsunuz hayatımızda en kıymetli, en çok hatırladığımız bayanlar olarak dönemlerden bir tanesi. Çok özel günler yaşıyoruz. Vücudumuzda pek çok değişiklikler oluyor. Hormonlarımız çok değişiyor. Dolayısıyla ağız dokularımız da bundan çok fazla etkileniyorlar. Eğer hamilelik öncesinde planlı bir hamilelikse eğer, bir takım önlemler alırsak, ağzımızın hijyen şartlarını sağlarsak, ağzımıza çürük dokular olmadığından, diş taşı, tartar olmadığından çok emin olursak, hamileliği biraz daha rahat, daha keyifli, en azından diş sağlığı açısından problem yaşamadan geçirme şansına sahip olabiliriz. Genellikle biz anne adaylarına önceden mutlaka bir diş hekimiyle görüşmelerini ve bununla ilgili bilgi almalarını konusunda uyarıyoruz onları. Çünkü hormonların yoğun bir şekilde artışıyla beraber diş etlerimizdeki özellikle sorunlar çok artıyor. Ve eğer ağızda evvelden var olan çürükler varsa onlar da daha hızlı bir şekilde büyüyorlar. Çünkü hamilelikte ağızdaki asidite de artıyor. Bulantılar oluyor biliyorsunuz. Bulantı ve istifra ettiğinde hasta yine ağız içinde asit miktarı çok artıyor. Dolayısıyla da zaten orada ilerlemeye müsait olan çürük dokular, diş eti problemleri çok daha hızlanabiliyor. O zaman diyebiliriz ki hamileliğe karar vermeden önce evet. Belki bu gibi önlemler alınabilir değil mi? Bunu planlayabilirler belki. Tabii eğer hamilelik planlı bir hamilelik şeklinde gelişecekse mutlaka bir diş hekiminden yardım alınmalıdır. Çok da zor şeyler de değil bunlar aslında. Yani çok basit bir diş taşı temizliği, diş etlerinin herhangi bir sorunu olmadığından emin olmak ve varsa da ufak tefek de olsa çocuklarımızın tedavileri sonucunda hiç sorunsuz hamileliği diş ağız sağlığı bakımından tamamlayabiliyoruz. Çoğunlukla duyarsınız hanımlardan işte her hamileliğimde bir dişimi kaybettim, evet. İki dişimi kaybettim diye. Bunlar önlem alınmadığı için meydana gelen durumlar. Aslında illaki böyle olacak diye bir kural tabii ki yok. Yani bunun hamilelikle hiçbir ilgisi yok. Genelde söylenenler bu şekilde. Yani, hamile olunca bir dişimi kaybedeceğim evet, diye düşünüyorum. Hamilelikle şöyle ilgisi var. Hormonlarımız değişiyor ve ağız asiditemiz artıyor. Dolayısıyla da tabii ki daha hızlanıyor ama... Evet. Hani bütün suçu da bebeklerimize atmamak lazım. Dikkat edilirse. Evet, önceden hazırlığımızı yaparsak, ağzımıza da hamilelik boyunca her zaman yaptığımız gibi iyi bakarsak tabii ki çok daha sorunsuz yaşayabiliyoruz bu dönemi. Peki hamilelikte hangi aylarda diş tedavisi ya da diş kontrolü yaptırabilir bayanlar? Şimdi biz hamilelik 9 aylık dönem biliyorsunuz. Bunu 3 trimester, 3'er aylık 3 dönem şeklinde inceliyoruz. İlk 3 aylık dönem bebeğin bütün organlarının, sistemlerinin geliştiği bizim için en kritik, en önemli dönemdir. Bu dönemde mümkün olduğunca hiçbir şey yapmak istemiyoruz hastamıza. Çünkü dışarıdan anne vücuduna gelebilecek her türlü etkiyi bebek de aynı şekilde hissediyor. Kullandığımız ilaç kullanmak zorunda eğer kalırsak ilaçlar da bebeği etkileyebiliyor. Dolayısıyla biz daha sonradan üzülmemek için bu dönemde hiçbir şekilde anneye müdahale etmeyi sevmiyoruz. İkinci trimester daha hamileliğin rutine oturduğu bir dönemdir. Sadece oluşan organların ve sistemlerin büyüdüğü bir dönemdir. Dolayısıyla müdahale şansımız annenin de biraz daha rahatladığı, sıkıntılarının çok artmadığı dönem olduğu için müdahale şansımız daha çok var. Tabii yine de çok mecbur kaldığımız durumlarda müdahale etmeyi her zaman tercih ediyoruz. Örneğin işte küçük dolgularımız varsa yapabiliyoruz. Çekimlerimiz olması gereken bir durum yaşadıysak eğer çekim yapılması gereken onları yapabiliyoruz. Son 3 aylık dönemde artık doğuma iyice yaklaşılan annenin ağırlaşmaya başladığı, bedenen büyüdüğü ve işte bir takım sıkıntıların yaşandığı dönemdir. Bu dönemde bir de stresle salınacak hormonların da tabii değişikliğe uğraması söz konusu. Dolayısıyla son 3 aylık dönemde de erken doğum tetiklememek açısından en önemlisi yine pek müdahale etmeyi sevmiyoruz. Fakat mecbur kalırsak tabii ki bu dönemde de yapabileceğimiz işlemler var. Her 3 dönem içerisinde, lafınızı böldüm ama mutlaka kadın doğum doktorumuzla bir konsültasyon istiyoruz. Evet, onu soracaktım. Çünkü evet, hastaya özel, hamileliğe özel bir durum var mı yok mu bunu öğrenmemiz gerekiyor. Eğer yoksa rahatlıkla yapabiliyoruz tedavilerimizi. Hamileler peki size daha çok hangi şikayetlerle geliyor ya da hamilelikte daha çok görülen diş sorunları neler? Genellikle ya çürük şikayetiyle, ağrıya kadar varmış bir çürük diş varsa, bundan da daha sık diş eti kanamaları, diş etlerim şişti şikayetleriyle geliyor hanımlar.
Çürükler dediğim gibi evvelden var olan çürükler oluyor genellikle. Bu hamilelikle beraber asitliğin artmasıyla beraber o normalden de hızlı bir şekilde büyüyor. Tabii biraz da duyarlı bir dönemimizdeyiz. Ağrıları biraz daha çabuk algılıyoruz. Bunların tedavilerini yapıyoruz. Diş eti şikayetleri ise hani tamamen sağlıklı bir ağızda bile bazen görebiliyoruz. Buna hamilelik gingivitisi deniyor. Hormonlarımızın değişikliğe uğraması, bazı hormonlarımızın çok yoğunlaşması sebebiyle diş etlerimizde büyümeler söz konusu olabiliyor. Eğer ağızda buna etken olabilecek diş taşı yahut da plak birikimi gibi bir sıkıntı varsa bunun giderilmesi yönünde yardımcı oluyoruz hastalarımıza. Eğer böyle bir sıkıntı yaşamıyorsa hastamız, hiçbir etken yok, sadece hormonal bir değişiklikse o zaman fırçalamayı kesmemelerini rica ediyoruz. Hamilelerin en çok yaptığı yanlış bu maalesef, sanırım değil mi? Kanama evet. Olduğunda diş fırçalamayı bırakmaları. Evet, hamile bayanlar, hatta hepimiz yapıyoruz bunu. Hani diş etimizde ufacık bir kanama görüyorsak, ay evet fırça darbesinden oldu bu deyip fırçalamayı ya biraz yavaşlatıyoruz ya seyreltiyoruz. Aslında biraz üstüne gitmek gerekiyor. Tabii ki hani çılgınca fırçalayalım da demiyorum ama kontrollü ve iyice temizlik sağlayabilecek şekilde mutlaka fırçalamaya devam etmeliyiz. Eğer hamilelik gingivitisi ise sadece hormonal bir gingivitisi oluşan diş etlerindeki şişlik, bu doğum sonrası zaten kendiliğinden zaman içerisinde iniyor. İnmediği durumlar da tabii ki söz konusu. O zaman da cerrah arkadaşlarımız orada estetik düzeltmeler yaparak yardımcı oluyorlar hastalarımıza. Sonuçta hepsi geri dönüşebiliyor. Hamilelik sırasında peki annenin bebek için beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor zaten aslında hamilelik boyunca ama ağız sağlığı için nelere dikkat etmesi gerekir? Aslında vücudumuzdaki, yani bebeğin vücudundaki gelişim aynen kemik gelişimi gibi oluyor. Tabii ki kalsiyumdan ve proteinden zengin beslenme, vitamin mineral içeriklerinden zengin beslenmeyi biz de istiyoruz. Bunlara zaten hamile anneler, kadın doğum doktorlarının da yardımıyla çok özen gösteriyorlar. Çünkü o bizim en kıymetli varlığımızı büyüttüğümüz bir dönem olduğu için kendimizi değil daha çok onu düşünerek yapıyoruz bunların hepsini. Bu da zaten ağız sağlığı için son derece yeterli. Bizim genellikle yaptığımız hatalar doğumdan sonra ki bebeğin yeni başlayan hayatta başına gelen sıkıntılardan oluyor. Burada bilmediğimiz bir takım şeyler var ya da yanlış bildiğimiz şeyler var. Onları düzelterek bebeklerimizi daha rahat koruyabiliriz. Ama normal bir hamile beslenmesi zaten ağız sağlığı için son derece yeterli. Yeni doğan bebeklerde peki nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Bunu söylemişken sorayım. Yeni doğan bebeklerde doğumla beraber ağız temizliğinin, ben tabii diş sağlığı açısından anlatacağım, mutlaka başlaması gerekiyor. Bunu genellikle kadın doğum doktorları annelere meme başını ve bebeğin ağzını temizlemek, karbonatlı sularla özellikle temizlemek şeklinde anlatırlar. Temiz gazlı bezlerle her emzirmeden önce ve sonra meme başının mutlaka karbonatlı suyla temizlenmesi ve bebeğin ağzında da pamukçuk dediğimiz beyaz lekelerin, bunlar ağrılı durumlardır bebek açısından, oluşmasını engellemek için yine onun ağzında temizlenmesi aslında yeterlidir bebeklerdeki temizlikte. Genellikle ağızda diş yok, nasılsa temizliğe de ihtiyaç yok diye düşünürüz ama sonuçta ağız içi dokuları, yumuşak dokuları da her türlü patojen mikroorganizmalara açık dokulardır. Dolayısıyla doğumdan itibaren mutlaka temizlemeye başlıyoruz. Tabii ki diş fırçasıyla değil ama yumuşak işte gazlı bez gibi şeylerle temizliyoruz. İlla ki dişinin çıkmasına gerek yok. Evet, genelde bu şekilde bekleniliyor ama. Evet, illa ki çıkmasına gerek yok. Hatta dişler kabarmaya başladığında bile uygulanabilen artık bir takım malzemeler var. Örneğin annelerin parmaklarına yahut da kim bakıyorsa onun parmağına takarak bebeğin hem kabaran diş etlerini kaşımak için yardımcı olan hem de o bölgede pütürlü yapısıyla temizlik sağlayabilen malzemelerimiz var. Yeni doğan değil ama en azından 6 aydan 9 aydan sonra bebeklerin dişlerine, ağız dokularına büyüklük olarak uyumlu diş fırçaları var. Bunlarla da temizliğe mutlaka başlamamız gerekiyor. En azından alışkanlığı kazandırmak için biz ne yaparsak, çünkü o zaman içerisinde onlar da alışkanlık haline dönüşecektir. Evet, bir de sizin anlattığınız gibi gayet kolay şeyler bunlar. Aslında çok kolaylık sağlanmış. Tabii son derece kolay. Aslında annenin böyle bir alışkanlığı varsa zaten bebeğine de onu yapma ihtiyacı hissediyor. Genellikle bize yeni anneler bunları bu şekilde sorularla geliyorlar. Ben kendi işimi fırçalıyorum, temizliyorum. Bebeğime de bir şey yapmalı mıyım? Yoksa çok mu erken, çok mu bu konuda telaşlıyım diye. Dolayısıyla böyle bir alışkanlığımız varsa zaten çok kolay oluyor. Zaten uygulaması son derece kolay. Onlarla yapılan her şey çok keyifli zaten. Bu da bizim için renk oluyor diyelim. Evet.
Şimdi bir de hamile annelere yeniden dönecek olursak, ilaç kullanımında ne gibi sorunlar yaratabiliyor ağız bakımında? Genelde antibiyotiğin lekelenme yaptığı çok fazla biliniyor. Bu doğru mu bilmiyorum ama bunu da sormuş evet, olayım. Evet, bazı antibiyotik grupları, tetrasiklin dediğimiz özellikle bir antibiyotik grubu var. Bu antibiyotik kemik dokusunda ve diş dokusunda renklenmelere sebep olabiliyor. Ve maalesef bunlar aslında geri dönüşümü olmayan renklenmeler oluyor. Dolayısıyla o grup antibiyotikleri kullanmıyoruz. Aslında hamilelikte her antibiyotiği zaten kullanmıyoruz. Bunu şöyle anlatabilirim. Annenin vücudundaki kan bebeğin vücuduna geçiyor biliyorsunuz ve o dolaşıma katılıyor. Anneden bebeğe geçerken orada bir çeşit süzgeç var. Ve moleküller o süzgeçten eğer geçemeyecek kadar büyükse bebeğe hiç geçemiyorlar. Bu çocuğu korumak açısından bir önlem olarak böyle yaratılmışız. Biz antibiyotik verirken ya da başka ilaçlar kullanmamız gerektiğinde molekül büyüklüğü bu bariyerden geçemeyecek kadar büyük ajanları seçiyoruz. Dolayısıyla annenin vücudunda dolaşıyor fakat bebeğe geçmiyor. Bebeklerimizi de böylece korumuş oluyoruz. Buna rağmen yine de mecbur kalmadıkça tabii antibiyotik veya herhangi bir ilaç kullanımını hamilelikte hiçbir şekilde istemiyoruz. Bu zaten doktor kontrolünde tabii büyük ihtimalle tabii oluyordur. Ki. Yani kullanacağımız her ilacı mutlaka kadın doğum doktorumuza soruyoruz. Çünkü o anneye ve o bebeğe özel bir durum olabilir. Bunu atlamamak gerekiyor. Evet, hamilelik döneminde aslında karın bölgesine çok yakın değil ama ağız röntgeni çekilebiliyor mu? Bunun bir tehlikesi var mı ya da? Röntgenin her yani vücudumuzun herhangi bir yerine uygulandığında tabii ki diğer dokulara da zararı var. Tabii çok mecbur kaldığımız durumlar oluyor bazen. Mutlaka müdahale edilmesi, röntgen alınması gereken durumlar oluyor. O zaman da kurşun önlükler var. Annenin boynundan itibaren bütün vücudunu kaplayan ve bebeğe hiçbir şekilde radyasyon ışığının gelmesine imkan vermeyecek önlükler var. Onlar uygulanıyor. Onları giydiriyoruz ve o şekilde röntgen çekiyoruz. Ama dediğim gibi yani mecbur kaldığımız takdirde bunu uyguluyoruz. Mecburiyet yoksa hiçbir şekilde istemiyoruz röntgen çekilmesini. Evet, çok zorunlu kalınırsa. Evet. Röntgen her şekilde aslında zarar verebilir. Evet, tabii ki. Tabii bunun için de bir uygulama var zaten. Var. Bebeğin ağız bakımını aslında az önce de konuştuk. Yeni doğduğu gibi bakım yapılması gerekiyor. Gazlı bezle silinmesi gerekiyor ama bunu ne zaman yapmalı? Süt verirken de doğduğu gibi hemen başlanmalı mıdır? Genellikle kadın doğum doktorları ve çocuk doktorları emzirme esnasında anneden hani meme başından da bir şey geçmemesi ve oranın da tabii ki sağlığını sağlamak açısından karbonatlı suyla işte pamuk veya yumuşak bir gazlı bezle silinmesini istiyorlar. Bu bizim için son derece yeterli çünkü henüz sert dokular zaten yok. Fakat bakteriler tabii bizden bulaşmaya başlıyor bebeklere. Onları da korumak açısından ilk başta bu temizliği yapıyoruz. Süt dişlerinin çıkış zamanı çok önemli sanırım değil mi? Ona göre nasıl bir ağız bakımı yapılıyor bebeklerde? Şimdi süt dişleri ortalama 4. 6. aylar arasında çıkmaya başlar. Tabii bu kural değil. Yani bazı çocuklarda 2,5-3 aylık süt dişi çıktığını da görüyoruz. Bazen neredeyse 1 yaşına yaklaşan çocuklarda hala süt dişi olmuyor. Ama ortalama 4-6 ay diyoruz. Onların zaten kabarmaya başladığını algılıyorsunuz, görüyorsunuz. Çocuk kaşınmaya, salyasındaki artışlardan artık önünü falan ıslatmaya başlıyor. Dolayısıyla o dönemden itibaren hem masaj yapan, biraz önce bahsettiğim parmağa takabildiğimiz yahut da başı aynen diş fırçası gibi görünen fakat baş tarafı kıllı değil de yuvarlak pütürcükler, silikon pütürcükler içeren bazı malzemeler var. Onlarla temizlemeye ve o bölgeye yardımcı olmaya, sürmeye yardımcı olmaya başlıyoruz. Sürme 3 yaşını doldurduğumuz zamana kadar yine ortalama olarak devam ediyor. 36 aylık bir çocukta, yani 3 yaşını doldurmuş bir çocukta 10 tane altta, 10 tane üstte olmak üzere 20 tane süt dişimiz oluyor. Bu süt dişleri ilk ağza patladığı andan itibaren de mutlaka fırçayla temizliğe ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü ağzımızın içerisinde bakteri var. Çürük oluşturabilmek için nem ve sıcak ortamda var ve devamlı besleniyor bebekler tabii ki. Dolayısıyla sadece temizlikle bunun önüne geçebiliyoruz. İlk günden itibaren de yine küçük fırçalarla annelerin eline kullanımına uygun fakat başı da bebeğin ağzına sığacak kadar küçük fırçalarla temizliğe başlıyoruz. Çürümemesi için süt dişlerinin. Çünkü mutlaka. Süt dişleri çok önemli değil mi? Süt dişleri tabii ki çocuğun 6 yaşında ilk defa arkalardan azı dişleri, daimi azı dişleri çıkmaya başlıyor. Aslında bunu da biraz üstünü çizmek istiyorum. Anneler, babalar burada biraz şaşırabiliyorlar. İlk daimi dişlerimiz ağzımızdan hiç süt dişi dökülmeden çıkmaya başlıyor. Süt dişlerimizin en arkasındaki bölgeden yeni bir azı diş çıkıyor. Ve biz bunu hem geride olduğu için hem genellikle çocuklar çok da problem yaşamıyorlar bu dişlerin sürmesi esnasında. Çok da fark edemeyebiliyoruz. Dolayısıyla da temizliğine de çok önem vermeyebiliyoruz.
Fakat bunlar ağzımızda aslında en kıymetli dişlerimizden, tam çiğneme bölgemizde en yoğun kuvvetleri çiğnemede sağlayabilen dişler olduğu için de hiçbir şekilde kaybetmek istemediğimiz dişler. O dişler 6 yaşında çıkmaya başlıyor. Diğer süt dişlerimiz bundan sonra dökülmeye başlıyor. Dolayısıyla çocuğun 6 aylıkken ilk dişini çıkardığını varsayarsanız en azından 8-10 yaşına kadar süt dişlerine ihtiyacı var. Hem görünüm olarak, hem çiğneme olarak, hem de konuşurken fonasyonu sağlamak açısından. Dolayısıyla tabii ki çok kıymetli dişler süt dişleri. Nasılsa dökülecek, aman çürüsün bir şey olmaz deme lüksümüz yok onlar için. Bir de çocuk da kendini tabii niye kötü hissetsin, ağrı çeksin, niye ağzında bakteri olsun, gereksiz patojenler olsun. Dolayısıyla onlara da çok kıymet verip temizliğini mutlaka yapmamız gerekiyor. Evet, bebeklerde bir de en çok görülen sanırım biberon çürüğü evet, oluyor. Bunun maalesef. Nedeni nedir peki? Neden biberondan dolayı çürüyor çocuğun dişleri? Bunun adı biberon çürüğü. Hı-hı. Yani illaki biberondan değil. Hiç biberon kullanmayan bebeklerde de olabiliyor. İlk önce biliyorsunuz süt dişlerimizde ön dişlerimiz çıkıyor. Alt ve üst ön kesici dişlerimiz çıkıyor. Dolayısıyla da ilk bakterilerin saldırısına bunlar maruz kalıyor. Bebek beslenirken biberonla veya annesini emerek veya kaşık mamasıyla fark etmez. O dişlerin üzerine yiyecek artıkları yapışıyor. Ve biz eğer onları oradan uzaklaştırıp yeterli temizliği sağlayamazsak o bölgelerden çürümeye başlıyor. Bir de çoğunlukla çocuklarda bir ağız solunumu durumu da oluyor. Daha da çok. Tabii ki bu da çürüğün ilerlemesine sebep oluyor ve ön dişleri etkileyen koyu renkli çürükler bazen dişlerin tamamen kırılmasıyla hatta sonuçlanan durumlar söz konusu oluyor. Bu çocukları ağrıdan daha ziyade görüntülerin bozulması bakımından çok etkiliyor. Gülmek istemiyorlar, ağızlarını devamlı kapalı tutmak istiyorlar. Çok hoşlanmıyorlar haklı olarak bu durumdan. Bunun işte engellenmesi de yine bizim mesleğimize her zaman en tek temel kural temizlemek ve fırçalamak. Evet. Yine bu bizden geçiyor. Çünkü o yaşta bir çocuğun kendi dişlerinin bakımını sağlamasını bekleyemeyiz. Nasıl giyinemiyorsa, yemeğini yiyemiyorsa dişlerini de bakamaz, bilemez yani. Böyle bir yeteneği henüz yok. Dolayısıyla biz ebeveynler olarak ona yardımcı olmak durumundayız. Evet, burada anne ve babanın çocuğun dişini fırçalaması gerekiyor değil mi ileriki evet. yaşlarda? Çünkü çocuğa bırakılıp da fırçalamasını beklemek çok doğru çok bir davranış doğru değil sanırım. Şimdi çocuklar tabii doğduklarından itibaren çok ciddi güzel bir gelişim gösteriyorlar aslında. Biz bazen onları biraz fazla hızlı gelişmelerini belki bekliyoruz anne babalar olarak. Şimdi küçücük bir çocuk, 3 yaşında, 4 yaşında bir çocuğu düşünün. Bütün dişleri ağzında var ve ona neden dişini fırçalamıyorsun? Yahut da hadi al bakalım dişini fırçala diyoruz. Fakat yemeğini yerken önünü takıyoruz. Biz ağzını beslemeye çalışıyoruz. Yahut da işte ayakkabısını giyerken mutlaka eğiliyoruz, yardım ediyoruz. Onların henüz el manipülasyonları, becerileri, yetenekleri bu kadar gelişkin değil. Onlardan ufacık dişleri, ağızların arka bölgelerini, dillerin altlarını temizlemelerini tabii ki bekleyemiyoruz. Dolayısıyla biz çocuğun el becerilerinin tamamen geliştiğini düşündüğümüz en azından 7 yaşına kadar mutlaka ebeveynlerin bir fırçalama yapmasını istiyoruz. Tabii ki çocukta da bu alışkanlığı kazandırmak için ondan da beklentilerimiz var. Bunu ben annelere babalara anlatırken daha çok şöyle diyorum. Çocuğunuzu en iyi siz tanıyorsunuz. Bazı çocuk ilk önce kendi yapmaktan hoşlanıyor. O zaman bırakın fırçalasın, sonra siz alın ve mutlaka her yerin temiz olduğundan emin olana kadar fırçalayın. Bazı çocuk da bunu bir daha farklı algılıyor. İlk önce anne baba yaparsa sonra kendi istediği kadar oynamak istiyor. Artık çocuğumuza göre davranıp ama mutlaka bir şekilde o dişlerin her gün bizim tarafımızdan fırçalanıp temizlendiğinden emin olmamız gerekiyor. Evet. Bebeklerde bir de biberon ve emzik kullanımında genelde yapılan bazı yanlışlar var ki bunlar kaşıkla da ya da parmakla çocuğa tatlı şeyler tattırılabiliyor. Evet. Bu da ağzında belli sorunlara yol açabiliyor sanırım bebeklerin evet. değil mi? Aslında belli bir yaşa kadar şekere yani şeker olarak aldığımız balla, reçelle aldığımız şekere hiç ihtiyacımız yok. Çocuk doktorları bunu çok ayrıntılı bir şekilde anlatıyorlar aslında. Fakat işte yalancı memeyi alsın diye yahut da o anda biberondaki mamayı sevmedi aman biraz şekere bala bandıralım da çocuk sevsin beğensin diye maalesef bunu yapıyoruz. Bu da gereksiz bir şekilde ağzın içine karbonhidrat yüklemek oluyor. Bakterilere de buyurun bunları da tüketin ve bol asit üretin demek oluyor aslında. Hele bir de arkadan temizlemezsek orada çürük oluşumunu kat kat hızlandırmaya sebep oluyoruz.
Dolayısıyla bunun yapılmasını hiçbir şekilde istemiyoruz. Hı hı. Bunu uyurken de yapılıyor sanırım bebeğe, evet, değil maalesef. Mi? Ve uyusun diye yine dediğiniz gibi aynı şekilde biberonu ya da emziği ağzına verip de çocuğu uykuya bırakılıyor. Bırakılıyor. Ve evet. Bu da ağzında herhalde onun durmasını sağlıyor. Şimdi şöyle, aslında yalancı emzik dediğimiz emziklerin belli bir döneme kadar çocuğa faydası var. Yani bunun verilmemesi ya da biberon verilmemesi diye bir şey tabii ki söz konusu olamaz. Biberonla bazı çocuklar anne sütü hiç alamıyorlar. Anne de süt olmuyor ya da başka sorunlar oluyor. Biberonla beslenmek durumundalar. Biberonla tabii ki beslenecekler. Fakat arkadan uyuyor bile olsa dişlerini minicik temizleyebilmek, yani en azından üstünü silebilmek çok da zor bir şey değil. Yalancı emziğe reçele falan batırmak tabii o hiç yapmamamız gereken bir durum. Ama yalancı emziğin de maksimum 1,5 yaşına kadar kullanılması yanak kaslarının, çiğneme kaslarının, damak gelişiminin aslında olumlu yönde etkilenmesine sebep oluyor. Hı hı. Tabii bunu doğru zamanda mutlaka kesmek şartıyla. Evet, emzik kullanımı aslında gerekli. Evet, aslında gerekli. Kaslarımızın gelişimi, damağımızın belli bir genişliğe ve derinliğe ulaşabilmesi açısından ve tabii çocukta emme refleksini de biraz da geliştirdiği için aslında gerekli bir durum, ama tabii ki alışkanlık yapma riski söz konusu. 1,5 yaş civarından sonra artık bize bir faydası yok ve alışkanlığa da dönüşme riski var. Dolayısıyla 18 aydan itibaren mutlaka kesilmeli yalancı emzik kullanımı, hatta biberonda. Çocuklarda peki diş fırçalama nasıl olmalı ya da az önce de dediniz, çocuğun kendisi değil de ilk olarak anne ve babasının fırçalaması gerekiyor. Sonrasında nasıl yapılmalı çocuğun diş bakımı? Çocuklarda da aslında çok kendimizden farklı kabul etmememiz gerekiyor. Sonuçta orada da bir mine ve altında dentin dediğimiz sert dokulardan oluşan dişimiz ve diş etlerimiz, yumuşak dokularımız var. Aynen bizim dişlerimizdeki gibi onlar da bakterilerden, sıcaktan, soğuktan, her şeyden etkileniyorlar. Dolayısıyla 3 yaşına kadar macun kullanılmamasını çok istiyoruz. Yahut da şart değil diyelim. Çünkü bazı çocuklar macunsuz diş fırçalamak istemiyorlar ya da motive olmuyorlar yeterince. Çok az bir macun kullanılabilir. Ama eğer çocuğun öyle bir problemi yoksa hiç macunsuz, onun yaşına uygun bir fırçayla mutlaka temizliğinin yapılması gerekiyor. 6 yaş çocuklarında sıkıldık. 6 yaş çocuklarındaysa onları artık bu sorumluluğun da onlara ait olacağını biraz daha aşılamak için önce onların fırçalamalarını istiyoruz. Ve bak burada eksik kalmış, şurayı fırçalayamadın şeklinde yardımcı olmak biraz daha yaptıkları hataları ya da eksik oldukları bölgeleri onlara hatırlatabilir. Biz genellikle muayenehanelerimizde boyama tabletleri veya boyayıcı damlalar kullanıyoruz. Bunlar o bölgede önce çocuğa dişlerini fırçalatıyoruz. En iyi şekilde fırçaladığından emin olmasını istiyoruz. Sonra bu boyama tabletini veya damlaları ağzına verdiğimizde temizleyemediği bölgeler boyanıyor. Pembe, mor, pek çok rengi var bunun. Ve çocuk o bölgeleri aslında fırça hiç de götürmediğini ya da götürdüğünde çok sadece temas ettirdiğini, yeterince bastıramadığını algılıyor. Böylece o sorumluluğu daha da rahat oturtabiliyoruz. Çok bu konuda sıkıntı çeken hastalarımıza bu tabletleri belirli aralıklarda evde de kullanmaları için veriyoruz. Ve çocuk bir süre sonra nasıl hareketler yaptığında, fırçayı nasıl tuttuğunda daha iyi temizleyebiliyor. Bunu da öğreniyor. Dolayısıyla onlara da iyi bir ağız hijyeni sağlamanın yolunu da göstermiş oluyoruz. Hı hı. Bebeklerin ileriki yaşlarda sağlıklı bir ağız yapısına, sağlıklı dişlere sahip olması için peki neler yapılmalı? Anne beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor annenin, ama çocuğun da gerekiyor. Bir yerden dikkat etmesi gerekiyor tabii. Sanırım. Beslenme tabii ki çok önemli. Yani demin de söylediğimiz gibi kalsiyum, mineral eksiği hiç olmamalı. İşte vitaminlerini almalı, diş eti sağlığını sağlamak açısından. Bunlara genellikle dikkat ediyoruz aslında. Bizim yaptığımız daha büyük bir yanlış var. Çok anaç bir toplum olduğumuz için diyeceğim. Çocuklarımızı korumak dürtüsüyle onların yediği, içtiği her şeyin ilk önce bir tadına bakma ihtiyacı duyuyoruz. Biberon işte sıcak mı diye bileğimizin içine değil de dudağımızın kenarına değdirmeyi tercih ediyoruz. Yahut da kaşık maması veriyorsak kaşığı bir hemen dudağımızın kenarına değdirelim, ılık mı, tadı güzel mi deyip aynı kaşıkla bebeğe veriyoruz. Bebekler ilk doğduklarında ağızlarında tabii ki yoğun bir şekilde bakteri veya işte patojen mikroorganizmalar yok. Biz onlara kendimiz ekim yapıyoruz. Genellikle annesine çekmiş ağzı o yüzden çürük, yahut da işte kim bakıyorsa onun gibi ağzı çürük
görürüz çocukları. Bunun sebebi işte bu kaşıkla ağzımızı değdirdiğimiz anda tükürüğümüzden ve ağız dokularımızdan o kaşığın üzerindeki yiyeceğe ve kaşığa bulaşıyor bu patojenler. Ve biz aynı kaşığı götürüp çocuğun ağzına veriyoruz. Yahut da bir ver onu neyse. Ve onun ağzında olmayan artık patojenler var oluyor. Hı hı. Bu hatayı yapmazsak çocuklarımızın ayrı bir birey olduğu ve onların kendilerine ait bir florası, yani bir ağız içinde hastalık yapan bir mikrop grubunun olduğunu kabul edersek, bunun minimuma indirilmesi gene bizim elimizde. Kendimizde var olanları en azından ona vermezsek çevreden zaten bir miktar alacak. Emziği yere düşecek, onu aldığında bir miktar alacak. Yahut da işte ne kadar iyi temizlesek de dışarıda açıkta duran bir kaşıktan, bir bardaktan zaten bir şeyler alacak. Ama bir de bizim ağzımızda var olan çürüklerin, işte dolguların altındaki şeylerin onun ağzına girmesine hiç gerek yok aslında. Evet, illa en bana benzeyecek ağzı diye zorlamaya gerek yok. En çok bu hatayı yapıyoruz çünkü maalesef. Hatta çok eski zamanlarda, artık çok görmüyorum çok şükür, yere düşen emziği anneler hemen ağızlarını alıp tekrar bebeğe veriyorlardı. Bence yerden alıp verseler çok daha hayırlı bile olur onlar açısından. Ya, evet. O kadar önemli aslında. Evet, o kadar önemli. Çünkü gerçekten ağzımızda çok fazla patojen var. Bir de ileriki yaşlarda daha çok çocuk çok fazla büyümeden, abur cuburlar zaten hiçbirimiz için faydalı değil aslında, ama çocuklar için belki de daha tehlike arz ediyor olabilir, değil mi? Hemen tabii. Tatlı vermek, şeker zaten zararlı. Zaten belli bir yaşa kadar şeker, reçel, özellikle bal biliyorsunuz hiçbir şekilde verilmiyor çocuklara. Belli yani artık abur cubur yemeye başlamış çocuklarda da abur cubur dediğimiz şeylerin tamamı şeker içeriyor. Yani nişasta içeriyor, şeker içeriyor ve bakterilerin en sevdiği gıda bu. Dolayısıyla bunu çok çabuk fermente edip asit oluşturabiliyorlar. Boşu boşuna, bir de bunlar genellikle yapışkan gıdalarda oluyor. Yani herhangi bir fırçalamayla veya birazcık su içerek bunları ağzımızdan uzaklaştıramıyoruz kolayca. Bir elma yediğinizde, arkadan biraz su içtiğinizde elmanın şekerini yutabiliyorsunuz. Ama karamelli bir şey, yapışkan bir şeker yediğinizde onu biraz su içerek uzaklaştırma şansınız yok. Dolayısıyla orada kaldığı süreyi de uzatıyor bunlar. Bu bakımdan tabii ki ağız sağlığı için de bu abur cubur dediğimiz gıdalar hiç de faydalı değil. Hatta çok zararlı. Evet, hiç bulaştırmamak gerekiyor. Evet, hiç alıştırmamak gerekiyor. Tabii çok imkansız. Yani iki çocuk annesi biri olarak çok imkansız. Evet, bunu isteniyor. Minimumda tutmak her zaman. Yani ilk önce meyveler, sebzeler, arkadan abur cuburlar. Çünkü illaki onu istiyorlar. Bir sınır konulabilir belki. Evet, ya da en azından evde yaptığımız bir şeylerle onları sınırlayabiliriz. Çünkü markette satılanlardan illaki alınıyor, ama en azından iştahı biraz orada sınırlarsak belki daha çocuklarımıza faydamız dokunur. Evet, biberon ve emziğin bir de dezenfekte edilmesi de aslında hijyenik olması da çok önemli, değil mi? Bunu ne yapılabilir biberonun ya da emziğin daha temiz olması için? Şimdi artık günümüzde zaten biberon ve emzikler için özel sterilizatörler var. Genellikle kaynayan su altında bir haznesi var ve o buharla sterilizasyon sağlıyor. Zaman ayarları da var üzerlerinde. Daha önceleri kaynatılırdı, fakat iki çeşit emzik var, silikon ve kauçuk olmak üzere. Hepsinde kaynatmayı çok öneremiyoruz çünkü dokuları bozulabiliyor zamanla, genişleyebiliyorlar ve tabii ki içindeki bakteriyi de yeterli derinliğe kadar yok edemiyoruz. Dolayısıyla böyle sterilizatörler kullanılmasında fayda var. Tabii ki belirli aralıklarla değiştirilmesinde fayda var. Şimdi bugün hamilelikte ve yeni doğanlardaki ağız bakımını konuşuyoruz. En önemlisi aslında hamile bayanın en öncesinde dikkat etmesi gereken şeyler, ki bu çocuğuna da çok olumlu bir şekilde yansıyor. Kendi hamilelik dönemine de çok olumlu bir şekilde yansıyor. Bunu bir bütün olarak düşünmek lazım. Ben anne olmayı planlıyorum. O zaman ilk önce kendi sağlığıma dikkat etmeliyim. Bütün vücut sağlığıma dikkat etmeliyim. Ağız tabii ki bunun bir parçası. Eğer ağzımda herhangi bir çürük doku, iltihaplı bir doku ya da bir artık diş taşı, yiyecek artığı bir şey yoksa ve bunu da bu şekilde kalmasına özen gösteriyorsam gün içerisinde yeterli fırçalayarak, çocuğumun da aynı şekilde sağlıklı olacağına ilk temelleri atmışım demektir. Çünkü doğumla beraber çocukla çok yoğun ilişki içerisinde oluyorsunuz. Çok öpüyorsunuz, kokluyorsunuz en azından. Dolayısıyla da hani onun yanak dokularına, yüz dokularına, ağzına yakın dokularına hep temas halindeyiz. Beslerken de her şekilde. Ve çocuğa en azından biz ne kadar sağlıklı olursak ona da o kadar sağlıklı bir şeyler iletebileceğiz demektir. Sonra onlar bizim daha büyümeye başladıklarında bizden gördüklerini yapmayı tercih ediyorlar bizim söylediklerimiz yerine.
hepimiz gibi. Evet. Dolayısıyla biz de dişlerimizi fırçalarken, diş hekimine giderken, oranın korkulacak bir yer olmadığını konuşurken gördüklerinde çok daha ılımlı oluyorlar bu konuda. Annem fırçalıyor, babam fırçalıyor. Benim de demek ki dişlerimi fırçalamam gerekiyor diyor. Çünkü hep zaten büyüklere bir özenme, onların yaptıklarını yapma, bir örnek alma var. Yahut da işte diş doktoruna giderken, ay doktora gidiyorum işte, herhangi bir doktor için de tabii ki, hani konumuz diş diye böyle diyorum. Hı hı. Çok kötü diye bahsetmektense, kontrolüm var bugün bir gideyim bakalım ne varmış diye bahsettiğimizde, aa evet ya, demek ki korkacak bir şey yok orada, ben de bir gün gideyim demek durumunda kalıyorlar. Aslında ebeveynler korkutuyor çocuğu. Tabii biz yapıyoruz. Tabii en çok biz yapıyoruz. Hı-hı. Biz bunu da mesela çok söylüyoruz hastalarımıza, hayatta ulaşabildiğimiz herkese. Çocukları 6. 7. aydan itibaren bize rutin getirmeye başlayın. İlla ki bir şey yapacağız diye bir kural yok. Sohbet ediyoruz, hoş geldin diyoruz. İşte ona bir fırçalama takvimi hediye ediyoruz. Onun gözü hep aşina oluyor. Yani orası kötü bir yer değil ve orada bir tedavi yapılacak, ağrılı bir işlem olacak şeklinde düşünmesinler. Sadece ziyarete de gidilebilir ve sadece bakıp, aa bak burayı iyi fırçalayamamışsın, buraya biraz daha dikkat et demek aslında ona yapılacak en iyi tedavi. Genel hayatı açısından yapılacak en büyük yatırım. Hı hı. Bunu sağlamak istiyoruz. Ve gerçekten de düzenli kontrolü gelen çocuk hastalarımızda, tabii kimse de ihtiyaç olmasın ama bir ufacık bir müdahale gerektiğinde bizim hiçbir şey söylememize gerek olmuyor. Onlar rahatça oturuyorlar koltuğa, ağızlarını da açıyorlar. Bir şey yapılacaksa onu da yaptırıyorlar. Ama zaten çok kontrollü olduğumuz durumlarda bir ihtiyaç da kalmıyor, böyle bir ihtiyaç. Çocuğumuzu sürekli kontrole götürürsek daha ileriki bir aşamaya gerek kalmaz. Evet, bunu bir fobi haline getirmeyecektir. Hı hı. Çünkü toplumumuzda çok ciddi bir diş hekimi fobisi var. Evet, bizler bir de genelde ağrımız çok şiddetlendiğinde gidiyoruz ki bunda da bir müdahale yapılamaz gerekiyor. Duruma gelmiş oluyor tabii, genelde. Tabii. Bu kadar beklemeye gerek yok. Tabii, yani herhangi bir organımızın ağrıması onu tedavi edecek doktordan ürkmemize sebep oluyor ister istemez. Hele ağzımızda 32 tane diş olduğunu düşünürsek bunu çok da sık tekrarlanma durumu var belli bir süre sonra. O da tabii bizim tedirginliğimize sebep oluyor. Bu da aynen çocuğumuza yansıyor. Hı hı. Siz anne adaylarına değil de genelde size gelen tüm bayanlara sanırım hamilelikten önce dikkat etmeleri gereken şeyleri zaten aktarıp onları bilgilendiriyorsunuz. Elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Hı hı. Çünkü bu dediğim gibi öncesinde başlandığında problem olmadan önlem almak kolaydır. Fakat problem çözmek bazen bizi zorlayabiliyor. Çünkü bizim kısıtlandığımız da bir dönem hamilelik. İşte röntgen çekemiyoruz, ilaç kullanamıyoruz, her tedaviyi uygulamak istemiyoruz. Bunun yerine bunların hepsinin baştan önlemini alırsak sadece hastamıza işte şuna dikkat et yahut da bunu tüketme, fırçanı şu şekilde değiştir demekle işimiz bitiyor. O 9 aylık keyifli dönemin içine böyle ağrılı sancılı bir hatıra sokmayı istemiyoruz hiçbir şekilde. Şimdi son olarak isterseniz hamilelik döneminde ve öncesinde nelere dikkat edilmeli ve genelde çok fazla bilinen yanlışlar var. Bunları da konuştuk. İsterseniz onları sıralayalım. Şimdi en benim özellikle söylemek istediğim şey, hamilelerde diş eti kanaması neredeyse 100 hastanın 80'inde gözlemlediğimiz bir durum. Ve bununla birlikte mutlaka diş fırçalama ya kesiliyor, ya çok seyreltiliyor, ya da çok yumuşak bir diş fırçasına direkt dönülüyor. Bunun yerine bir hekimden yardım alarak sebebin ne olduğu, sadece bir hamilelik gingivitisi mi yoksa bunu tetikleyen faktörler mi var, bunun öğrenilmesi gerekiyor. Ve buna yönelik bir yardım almanız gerekiyor. Eğer bu konuda yardım almazsanız fırçalamayı bıraktığımızda kanamalar şiddetleniyor, diş etlerimizdeki büyümeler şiddetleniyor ya da bir çürükten dolayı bir orada oluşan bir polip varsa, diş eti büyümesi varsa bu da çok artıyor ve artık cerrahi müdahalelere ihtiyaç kalabiliyor. Hı-hı. Dolayısıyla buna bir dikkat edilmesi gerekiyor. Eğer kanama varsa ve çok korkuyorsak doktora gideceğiz. Mutlaka bir doktora fırçalamayı gitmeliyiz. Evet, fırçalamayı kafamıza göre bırakmamalıyız mutlaka. Onun dışında zaten önceden önlem alındığı durumlarda hiçbir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum ben annelerin. Peki, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için, konuğumuz olduğunuz için. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Değerli izleyenler, bugün bize verilen sürenin sonuna geldik. Yarın farklı bir konu ve konukla yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Hareketsiz yaşam dünya genelinde yaşam biçimi haline geldi. Fiziksel hareketsizliğin neden olduğu hastalıklara karşı vatandaşların dikkatini çekmek amacıyla 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü'ne özel yarınki konuğumuz Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden Profesör Doktor Hakan Gür olacak.